Canım dostum selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Öncelikle hoş geldin. Bugün seninle birlikte işleyeceğimiz konu trigonometrik fonksiyonlar. Trigonometrik fonksiyonlarda sevgili arkadaşlarım dikkat etmemiz gereken bazı alışkanlıklarımız olacak. Bazı alışkanlıklar kazanmamız gerekecek. Bu alışkanlıklardan da birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla biraz daha böyle zihnin açık olması lazım. Tamam mı? Yani neyin ne olduğunu kavrayabilmek adına zihninin açık olması lazım. Sana onun uyarısını yapayım. Ve daha sonrasında başka dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Onları da yeri geldikçe söyleyeceğim ve işaret koyduracağım. Mutlak surette kaçırmaman gereken bir ders. Trigonometrik fonksiyonlar trigonometrinin bel kemiği aklında bulunsun. Şimdi hazırsan, videoyu beğendiysen ve kanala da abone olduysan tabii ki geçebiliriz dersimize. Hadi gel bakalım derse. Evet şimdi neler demiş bize trigonometrik fonksiyonlarda bir bakalım. Diyor ki gençler aşağıdaki grafik üzerinde çok önemli detaylara değineceğiz ki gerçekten önemli. Bu yüzden boş bir sayfaya renkli kalemlerle benim sana bıraktığım notları bir güzel geçireceksin. Tamam. Bak kitabın üstünde olması mühim değil. Boş bir sayfaya renkli kalemlerle geçireceksin. Cetvel mutlaka kullan tamam. Yani nizami bir not olsun. Çünkü sonra bu kağıdı çalışma masasına yakın bir yere asman gerekiyor. Evden çıkarken okunacak dua misali masaya ders çalışmak için ne zaman gelsen o kağıttaki notlara mutlaka göz gezdireceksin. Tamam. Şimdi bizim burada biraz daha yaklaşmamız gerekiyor. Bizim burada sevgili arkadaşlarım bir birim çemberimiz var. Bu birim çember üzerinde kırmızıyla gösterdiğimiz orijinden geçen bir doğrumuz var. Daha sonrasında x eşittir bir doğrusunu göstermişiz ve y eşittir bir doğrusunu göstermişiz. Bir tanesini lacivertle ötekini yeşille göstermişiz. Peki bunlar ne anlama gelecek? Neler olacakmış? Bir kontrol edelim. Şimdi öncelikle burada kırmızı doğru x ekseniyle alfa derecelik bir açı oluşturuyor gördüğün üzere. Ve ben artık şunu çok iyi biliyorum. Burası bir birim olduğundan şunu şöyle aşağı doğru indirecek olursam ben şuradaki uzunluğa kosinüs x uzunluğu demeyi biliyorum. Ve daha sonrasında şuradaki uzunluğun kendisi de ne olacaktı? Sinüs x uzunluğu oluyordu. Şöyle gösterelim. Şurası da bana sinüs x'i veriyor. Bu uzunluğun ismi de sinüs x. Şimdi ben kosinüs uzunluğunu x ekseni üzerinde gösterebildiğim için bundan sonra x ekseninin ismine kosinüs ekseni diyebilirim. Tamam mı? sinüsü de y ekseni üzerinde gösterebildiğim için buraya da sinüs ekseni diyebilirim. Artık trigonometride bunlara x ekseni, y ekseni demeyelim. kos ekseni, sin ekseni diyelim. Tamam? Daha sonrasında buradaki OAC üçgenine bakacak olursak ben bu OAC üçgeninde OAC üçgeninde tanjantı hesaplamak istersen tanjant x eşittir. O AC üçgeninde hesaplıyorum. Karşısı AC birim bak burası AC birim. AC bölü komşu komşu da O'dan A'ya kadar olan kısım ki zaten birim çemberin yarı çapını veriyor. O da 1. O halde AC bölü 1 bana AC'yi vereceğinden kaynaklı. Ben artık şuradaki turuncuyla gösterdiğim uzunluk olan AC'ye tanjant x uzunluğudur diyeceğim. Ve biliyorsun ki bu x eşittir bir doğrusu demiştik. Artık bunun da ismi tanjant eksenidir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne kaldı geriye? Kotanjant mı kaldı? Hadi gel onu da aradan çıkaralım. Şimdi burada şuradaki z'yi şu, şu ve şu hareket. Buradaki z'yi görüyorsun. Buradaki z'den kaynaklı. Şurası alfa ise eğer. Bak burası da alfadır. Doğru mu? Doğru. Şöyle z'yi gördüm. Burası alfa. Şimdi de ben şuraya K diyeyim. O, K, D üçgeninde bak. O, K, D üçgenine bakıyorsun. Burada kotanjant hesaplaması yapalım. Kotanjant x eşittir. Komşu bölü karşıydı. Komşusu KD uzunluğu. Komşusu KD. D. Karşısına bakıyorsun. O, K uzunluğu. O, K uzunluğu zaten birim çemberin yarı çapı olduğu için 1'e eşittir. E, K, D bölü 1 de KD'nin kendisi olacağından. Bu da demek ki kotanjant x'e eşitmiş. O halde şurada gösterdiğimiz turuncu gösterdiğimiz uzunlukta bize kotanjant x'i veriyor. E, kotanjantı da y eşittir 1 doğrusunun üzerinde gösterebildiğim için bu da artık benim için kotanjant eksenidir diyebilirim. Bak y eşittir 1 eksenine kotanjant ekseni dedik. x eşittir 1 doğrusuna tanjant ekseni dedik. Daha sonrasında e, x eksenine kosinüs ekseni ve y eksenine sinüs ekseni dedik. Bitti mi? Bu kadar mı yorum yapacağız? Daha bitmedi. Şimdi birazcık e, aklımızı eskilere götürüp burada fonksiyon yorumlaması yapabiliriz. Sinüs, tanjant, kotanjant ve kosinüs bizim x'e bağlı fonksiyonlarımız olsunlar. Tamam mı? Bu fonksiyonlarla alakalı artanlık, azalanlık muhabbeti içerisine girebiliriz. Mesela ben şimdi buradaki alfa derecelik açıyı biraz şöyle artıracağım, artıracağım, artıracağım. Tamam? Yani açıyı artırdık. Şimdi açıyı arttırdığım takdirde sinüsleri kontrol edelim. Şimdi benim sinüsüm öncelikle şurasıydı bak gördüğün gibi. Daha sonrasında şurası oldu biraz büyüdü biraz daha büyüdü biraz daha büyüdü ve biraz daha büyüdü. Şimdi demek ki x'ler artarken yani alfalar diyelim alfalar artarken arkadaşlar neler arttı alfalar artarken sinüsler de arttı. E şimdi alfa artıyorken sinüs de artıyorsa demek ki ben sinüs fonksiyonuna burada artan fonksiyon diyeceğim. Sinüs fonksiyonumuz artan bir fonksiyon. Tabii ki birinci bölge için konuşuyoruz burada. Ama sinüs artarken kosinüse bakalım neler oluyor. Bak kosinüs az önce şurayı gösteriyordu. Şimdi burayı göstermeye başladı. Biraz daha arttırdım daha da küçük oldu. Biraz daha arttırdım daha da küçüldü ve daha da küçüldü. Yani alfa artarken kosinüs küçüldü. Demek ki kosinüs fonksiyonu bizim için birinci bölgede azalan bir fonksiyon yorumu yapılabilir. E gelelim tanjantı yorumlayalım şimdi. Bak artırmışım. Tanjant ilk başta burasıydı. Açıyı artırdım burası oldu. Burası oldu daha da büyüyecek burası olacak. Demek ki sevgili arkadaşlar tanjant fonksiyonu da alfalar artarken tanjant arttığına göre artan bir fonksiyondur diyeceğim. Ve kotanjant fonksiyonu da tabi bunun çarpımsal tersi olduğu için otomatikman kotanjant fonksiyonuna da azalan fonksiyondur diyebiliriz ki zaten burada da bak açıyı artırdım kotanjant buraya düştü. Açıyı artırdım buraya düştü, buraya düştü. Buraya düştü, buraya düştü. Artık gitgide küçülüyor yani. O halde kotanjant fonksiyonuna azalan bir fonksiyon diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi bir de bunların değer aralıklarını bulabilir miyiz? Kosinüs ekseni birim çemberin dışına çıkamaz kosinüs. E niye çıkamaz? Çünkü zaten birim çemberle kesiştiği yere bakıyoruz. O zaman kosinüsün alabileceği burada maksimum değer 1 iken minimum değer de eksi 1 olmalı. Sinüs içinde maksimum değer artı 1 iken yine minimum değer de eksi 1 olmalı. Ki biz zaten şuranın 0 derece, buranın 90 derecelik bir açıya, buranın 180 derecelik bir açıya ve buranın da 270 derecelik açıya hatta bu 0 derecenin de 360 dereceye eşit olduğunda gayet iyi biliyoruz bu açılara da sahipken kosinüsün mesela 1 olduğu açı değerinin 0 olduğunu anlıyoruz. 0 derecelik bir açı yaptığı zaman 1'e eşit oluyor. Yani kosinüs 0, kosinüs 0 eşittir 1'dir diyebilirim. Buna istinaden kosinüs 180 de tabii ki o zaman eksi 1'dir diyeceğiz. Kosinüs 0 derece 1 iken kosinüs 180 derece eksi 1'dir. Yine ben 90 derecelik bir açı yaptığında kosinüsün burada yani x'lerin sıfır olduğunu biliyorum. Sonuçta burası sıfıra bir absisi nokta. Sıfıra bir koordinatlı bir nokta. Absisi sıfır. O halde kosinüs 90 derece dediğim zaman bunun sıfır ve kosinüs aynı zamanda 270 derece dediğim zaman. Yani açı buraya bakarken de kosinüsün sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu da sıfır olacaktır. Pekala. Şimdi gel aynı yorumları sinüs için yapalım. Sinüs 0 derece. bak. Açı burayı gösterirken sinüs ekseninde hiçbir hareket yok. Ki zaten burası 1'e 0, 1 e 0 koordinat nokta. Yani ordinatı 0. Ki ordinat dediğim şey y ekseni üzerindeydi. Y ekseni bizim için sinüs ekseniydi. Demek ki sinüs 0 olacak. Sin 0 0'dır arkadaşlar. Aynı şekilde sin 90 derece ki sinüs maksimum değerini alır 90'da. Yani 1'i alır. Sinüs 180 derece dediğim zaman da yine aynı şekilde bu tarafı gösteriyor. Yani y ekseninde herhangi bir hareket yok 0. 0. Ve sinüs 270 derece dediğimiz takdirde de bunun da eksi 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sinüs en küçük değerini alır. Demek ki gençler ben artık şunu birazcık sola doğru çekeyim ve şurada bir yorum yapalım. Eksi 1 küçük veya eşittir sinüs x o da küçük veya eşittir 1'dir yorumunu yaparım. Aynı şekilde eksi 1 küçük veya eşittir kosinüs x o da küçük veya eşittir 1 yorumunu yapabiliriz. Yani sinüs fonksiyonu da Kosinüs fonksiyonu da eksi 1 ile 1 kapalı aralığından değerler alabilir. Başka bir değer alamaz. Eğer bir sorunun içerisinde sen sinüsü 2 bulduysan yanlış buldun kardeşim. 2 olamaz. Çünkü sinüs eksi 1 ile 1 aralığında değerler almak zorundaydı. Tamam. Bu bir. Şimdi tanjant ve kotanjanta bakalım. Da nerede değerler alıyor? Öncelikle ben hayal etmeni istiyorum. E, hatta bu hayali şurada kurmanı istiyorum. Şöyle daha küçük bir birim çember çizelim. Tamam şurası x eksenimiz şurası da y eksenimiz olsun. Ve tabi de tabi ki şurası da ne ekseniydi tanjant ekseniydi. Şimdi ben şunu tuttum şöyle yaptım tanjant ufak bir yeri gösterdi. Bak şuradaki uzunluk bize tanjantı veriyor. Biraz büyüttüm bak arada kalan uzunluk bize tanjantı veriyor. Şimdi hatta göstereyim. Şurası bize tanjantı veriyor. Sonrasında biraz daha uzattım. Artık neresi tanjantı veriyor? Şurası tanjantı veriyor, değil mi? Ben açıyı büyüttükçe tanjant daha da hızlı büyümeye başlıyor. Tanjant daha da hızlı büyümeye başlıyor. E şimdi ben bu açıyı tutup 90'a yaklaştırırsam tanjant nereye gidecektir arkadaşlar? Tanjant artık hayal bile demeyeceğimiz büyüklüklere ulaşacaktır. O doğrunun nerede kesiştiğini bulmamız neredeyse imkansızdır. Yani mesela şöyle düşün. Tanjant 89, 9.999.999.999. 999, 999, 999. Tanjant artık burada arşa ulaşmıştır arkadaşlar. Tamam. E bundan kaynaklı ki ben 90 dereceye daha yakın sayıların da olduğunu biliyorum. Mesela 89,9 trilyon 999 milyar 999 milyon 999, 999, 999, 999, 999 ki bundan daha yakınını da bulabiliriz. 9 milyar değil de 990, 999 trilyon seçeriz mesela. Veya kat trilyon seçeriz. Veya net trilyon seçeriz. Gibi gibi. Gobol sayısı seçeriz. Yani 9 çarpı 10 üzeri 100 mesela gibi. E şimdi o zaman biz 90 dereceye en yakın sayıyı bulamayacağımıza göre tanjantın da ne kadar çok büyüyebileceğini bulamayız. E biz matematikte ne kadar çok büyüdüğünü tahmin edemediğimiz şeylere ne diyoruz? O en büyük sayılara sonsuz diyoruz. E o zaman tanjantın alabileceği en büyük değer nedir? Şuraya yazalım. Sonsuzdur. Peki en küçük değer? E bu açıyı ben ters çevirdiğimi düşünürsem en küçük değerinde tabii ki eksi sonsuza doğru gittiğini söyleyebilirim. E şimdi mantık kuralım. Kotanjant fonksiyonu da yine şu şekilde bir eksene sahipti ve bu tarafa doğru giderse bu sefer bak 0 dereceye yaklaştırırsam sonsuza doğru gider. 180 dereceye doğru yaklaştırırsam eksi sonsuza doğru gider. Artık şunları silelim. Orada sanki sanatsal bir çalışma yapıyormuşuz gibi oldu. Kotanjant fonksiyonunun da yine eksi sonsuz da artı sonsuz aralığında değerler alabileceğini söylemek mümkün. Evet işte bu tabloyu sen biraz daha düzgün bir şekilde renkli kalemlerle ben tabi hem bir yandan anlatıp hem de bir yandan sana bir şeyler gösterebilmek için karaladığım için biraz karışık olmuş olabilir ama yine de güzel görünüyor şöyle sayfa olarak düşündüğümde sen daha güzelini çizersin ben eminim tamam? Evet artık buradan burada bahsetmemiz gereken şeyleri artık geçtik ki yaklaşık 13 dakikadır da sadece burayı anlatıyoruz ne kadar mühim olduğunu da anlamış oldum diye düşünüyorum. 17. örneğimize bakalım. Sınavda karşına nasıl örnekler çıkabilir? Trigonometriyle alakalı. Bak bu tarz örnekler kesin çıkar karşına. Bu tarz sorular %100 çıkar. İyi dinliyorsun o yüzden. Şimdi öncelikle güzel kardeşim şekilde O merkezli birim çember verilmiş ve QPR açısı teta'ya eşit olduğuna göre RS uzunluğunun teta türünden eşiti soruluyor. RS dediğimiz uzunluk şurası. Şimdi buranın teta türünden eşiti isteniyor. Ben şuradaki orijinden tutup Q'ya bir doğru çıkarırsam Burada şunun yarı çap olduğunu biliyorum. Birim çember olduğu için birdir. E burası da zaten yarı çaptı. Burası da bir. Burada bir ikiz kenarlık söz konusu. O halde burası nedir? Tetadır. Ve ben buradaki teta ile buradaki tetayı toplarsam 2 iç bir, bir, dıştan burası 2 teta olacaktır. Ve burası iki teta ise arkadaşım şurası nedir? Kosinüs 2 tetadır. Hatta şuradaki QR uzunluğunun da sinüs 2 teta olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. E şimdi ben OS uzunluğunun yani şuranın 1 olduğunu biliyorsam 1'den kosinüs 2 teta'yı çıkardığım takdirde buradaki RS kalır elimde. 1 eksi kosinüs 2 teta da bana cevabı verir derim. Cevap 1 eksi kos 2 detaydı ve devam ediyorum 18. örnekle. Şekilde O merkezli çeyrek çember verilmiş ve ED'nin OA'ya dik olduğu, COA açısının teta olduğu ve CD uzunluğunun teta türünden eşiti isteniyor. Şunlar verilmiş. CD uzunluğunun teta türünden eşiti. Yani neresi isteniyor arkadaşlarım? Şurası isteniyor dedik. Pekala şimdi siz bana ee, şuradaki uzunluğunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Burası birim çember olduğuna göre 1'dir ve burası da kosinüs teta'dır tabii ki. Yani o zaman burası kosinüs teta'dır diyebilir miyiz BD uzunluğuna? Tabii ki deriz. Peki benim şurasının 1 olduğunu bilmem demek aslında bakarsan şuradaki BC doğrusunun bir kotanjant ekseninin bir parçası olduğunu bilmem demektir. Ve şuradan çekilen doğru kotanjant eksenini burada kestiğine göre demek ki şuradaki bizim uzunluğumuz kotanjant teta'nın ta kendisidir. Pekala ben kotanjant teta'dan kos teta'yı çıkarırsam tabii ki cd uzunluğunu bulmuş olurum ki bu da bana kotanjant teta eksi kos teta'nın ta kendisini verecektir. Evet aşağıda soru yok başka devam ediyorum. 19. örneğimde sağ üst tarafta şekildeki o merkezli birim çember var. O A A B'ye dik. COD açısı 25 derece olduğuna göre BC uzunluğunu bul demiş bize. Şimdi öncelikle ben e, 90'dan 25'i çıkararak buranın 65 derece olması gerektiğini bulurum. Ekstradan şu uzunluğun tanjant 65 derece olması gerektiğini biliyorum ki o A uzunluğu da bize biri veriyordu. O halde ben burada sevgili arkadaşlar BO ya da OB uzunluğunu Pisagor'dan hesaplayabilirim ki birin karesi 1 bir artı tan kare 65'in karekökü bana buradaki OB uzunluğunu verir. Şimdi 1 artı tan kare 65'i sevgili arkadaşlar 1 artı sin kare 65 bölü hatta şöyle bölü kos kare 65 biçiminde tabii ki ifade edebilirim. Ve bunun da karekökü var. Bu da bana karekök içerisinde şununla şunu çarptım. Kos kare 65 artı üzerine sin kare 65 e ekledim. Yani kos kare 65 artı sin kare 65 bölü kos kare 65'in ta kendisini verdi. Şimdi üst tarafı düşünecek olursak kos kare 65 ile sin kare 65'in toplamı zaten 1'di. Demek ki içerisi neymiş? 1 bölü kosinüs kare 65'miş. Ve ben bunun kare kökünü alırsam buradaki kare kökte buradaki karesi gider ve geriye sadece ama sadece 1 bölü cos 65 kalır ki ben bu 1 bölü cos 65'in sekant 65 derece olması gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Demek ki buradaki kırmızı uzunluk sekant 65 imiş. Peki şimdi benden neresi isteniyordu? BC uzunluğu. Ben OC uzunluğunun 1 olduğunu bildiğime göre yani şurası 1 ise sekant 65'ten 1'i çıkararak BC uzunluğunun sekant 65 derece eksi 1 olması gerektiğini tabii ki adım gibi bilmem gerekiyor. Burada size bir uyarı şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Yine burası birim çember arkadaşlar. Tamam. Şuradaki tanjant eksenini biliyorsunuz. Şuradan şunu tutup şöyle çekersek eğer. Tamam şu şekilde diyelim. Böyle çekersek. Şuradaki kırmızı uzunluk bak şuradaki kırmızı uzunluk yani tanjant eksenini dik, kenar, dik kenarlardan birisi olarak kabul eden uzunluğun ben şurası eğer alfa ise artık yukarıdaki örneğe istinaden buranın sekant alfa olması gerektiğini öğrendim. Ekstradan sevgili arkadaşlar yine şu şekilde bir şey düşünecek olursak bak şurası x eksenim şurası da y eksenim ve şurası da kotanjant eksenim olsun. Yine şunu şöyle tutup çektik ve şuradaki bu sefer hipotenüsün tabi bu da ne olacak o zaman? Kosekant alfa olması gerektiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Yani aslında bakarsan biz yukarıda bunun ispatını yapmış olduk örnekte. Şuradaki kırmızı uzunluk lazımdı ve bu kırmızı uzunluk için gördüğün üzere baya bir çabaladık biz burada. Bak en son sekant 65 bulduk. Ama neymiş aslen? Aslen şuymuş arkadaşlar. Demek ki ben direkt burası 65 ise burası sekant 65'tir diye biliyormuşum. Tamam aklında bulunsun. Buradaki notları da mutlaka sen de not al. 20. örnek. ABC bir dik üçgenmiş gençler. Şöyle yaklaşalım. Ve ABAC'ye dik. AHBC'ye dikmiş. HC'de X birimmiş. Şurası. HC neresi? Burası. AB'nin de 4 birim olması gerektiğini biliyoruz. Yukarıda verilenlere göre x'in teta türünden eşiti benden isteniyor. E şimdi x'in teta türünden eşiti isteniyorsa ben öncelikle şöyle derim. Burası madem teta bunu f kuvveti gibi düşün fizikteki f kuvveti gibi. Bunun yatay bileşeni ne olur? Şurası 4 çarpı kosinüs teta olur. Dikey bileşeni yani şurası da o zaman 4 çarpı sinüs teta olacaktır. E gördüğünüz üzere dikten buraya dik indirilmiş. O zaman öklit vardır mis gibi. Şunun karesini aldık. 4, 4 dün karesi 16 çarpı sin kare teta dedim. Eşittir. 4 çarpı kosinüs teta çarpı x diyebiliriz. Tabii ki buradaki 4 kos teta'yı karşıya atarsam x yalnız kalır. Yani x eşittir. 16 çarpı sin kare teta bölü 4 çarpı kosinüs teta dedik artık buraya. Buradaki 16 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Sin teta'yı kos teta'ya böldüm. Bak 4 çarpı sin teta bölü kos teta tam teta'dır zaten. Çarpı bir tane daha sin teta'mız vardı burada. Demek ki gençler x'in teta türünden yani şuradaki uzunluğun teta türünden eşiti 4 çarpı tanjant teta çarpı sinüs teta'nın ta kendisi olacakmış de diyebiliriz. Evet bu sayfayı yani 92. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz gençler. Buradaki 21. örnekle ve 21. örnekte bu videomuzdaki son sorumuz artık. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları A, B ve C birimdir. Buna göre C çarpı kos beta cos B artı B çarpı kos C toplamına eşit en sade ifadeyi bul demiş bize. Şimdi öncelikle bir ABC üçgeni çizelim isterseniz şu şekilde. Şurasına A diyelim. Burasına B diyelim. Ve burasına da C demiş olalım. A'nın karşısının A, B'nin karşısının B ve C'nin karşısında C olması gerektiğini de tabii ki biliyoruz. Peki. Şimdi burada. Tabii zor bir örnek gibi duruyor. Değil mi? Ama çizersen ve birazcık da saksıyı çalıştırırsak kolay bir örnek. Şimdi şurası benim için önemli. Öncelikle şurayı hesap etmeye çalışalım. C çarpı cos B açısı. B açısı burası. C açısı da burası. Şimdi ben eğer şuradan tutup A'dan karşı kenara yani BC kenarına bir dik indirirsem tamam mı? Artık C benim için bir hipotenüs. Buradaki B uzunluğu da benim için bir hipotenüs uzunluğudur. Çaktığım köfteyi. Bence gerisi sen de. Şimdi B mesela C çarpı cos B açısı. Ben bununla hani bunu mesela F kuvveti gibi düşün. Bunun yatay bileşeni ne olur? C çarpı kosinüs B açısı olmaz mı? Olur. E şimdi bunu hipotenüs ve şunu f kuvveti gibi düşün. O zaman buradaki bizim bileşenimiz burası da c açısıydı ne olur? B çarpı kosinüs c açısı olur. E şimdi benden istenen bu ikisinin toplamı. Ben bu ikisini toplarsam direkt olarak neyi bulmuş olurum? A uzunluğunun ta kendisini bulmuş olurum. Buna eşit en sade ifade demek ki neymiş? A uzunluğunun ta kendisiymiş sevgili arkadaşım. Valla çok güzel ve tatlı bir soruydu. Umarım anlamışsındır. Gayet güzel anlattığımı düşünüyorum. İnşallah sen de gayet güzel bir şekilde anlamışsındır. Evet, gençler artık videomuzun sonuna geldik diyebiliriz. Bugün çok verimli bir ders işledik. Gayet de güzel oldu. Çok tatlı oldu. Umarım sen de bu dersten keyif almışsındır diyelim. Ve artık sonraki dersimiz için nereye geçeceğiz? Notta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgeleri tarayacağız hangi fonksiyonların nerelerde artı nerelerde eksi olduğunu ve indirgeme formüllerini işleyeceğiz. İndirgeme formüllerine ait örnekleri de çözdükten sonra sevgili arkadaşlarım artık sinüs teoremine doğru yollanacağız. Haberiniz olsun. Evet, o videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.